Saadet Partisi tarafından eş zamanlı olarak 81 ilde İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti protesto edildi. Saadet Partisi'ne Şeril Başkanlığı da düzenlenen basın açıklamasında işgalcileri ülkemizde istemediklerini belirterek tepki gösterirken mazlum Filistin'in yanında olduklarını ifade etti. Bugün buraya vicdanlarının çağrısına, yüreklerinin sesine kulak vererek gelen hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim. Toplanma amacımızı ifade ederek hemen sözlerime başlamak istiyorum. Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkemize davet edilişini şiddetle kınıyoruz. Anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini ise reddediyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir. Bizler hakikaten merak ediyor ve soruyoruz. Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu One Minute çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz? Yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti? Bu denklemden değişen nedir? Bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklayın. Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümü son buldu. Son bulsun. Gazze'ye uygulanan abluka mı kalktı? Bu katiller Filistinlilere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti? Yoksa İsrail bölgemize kurguladığı tehlikeli planlarından vaz mı geçti? Bu soruları soruyor ama daha çok vicdanlarınızın sesine kulak vererek cevaplamanızı istiyoruz. Buradan ve diğer 80 il ve tüm ilçelerimizden haykırıyoruz, iktidarda bulunanlara sesleniyoruz. Türkiye toprakları işgal, sömürü ve tahakkümden kurtuluş topraklarıdır. Emperyalizme karşı kazandığımız kurtuluş savaşımız sonucunda bu topraklar bizlere vatan, tüm mazlum coğrafyaları ise umut ışığı olmuştur. Gazi Meclis diye nitelendirdiğimiz meclisimiz gazilik ünvanını işgaller karşısında kazandığı zaferle almıştı. Siz bir başka katil Şimon Peres'in Gazi Meclisimizde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda dururken bugün bir başka utanç verici adımı attınız. Bu aziz topraklarda bu milletin sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmemektedir. Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız. İsrail normalleşmeden, ki normalleşmesi mümkün değildir, İsrail'le normalleşmek mazlum kardeşlerimize ihanettir. Tarihi müktesebatımıza hiçe saymaktır. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden, yağmaladığı toprakların, canına kıydığı Filistinli masumların ve Mavi Marmara katliamının hesabını vermeden, Filistin topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan, İsrail'le ilişkiler hiçbir şart altında normalleşemez. Çok net ifade ediyoruz. Eğer İsrail'le ilişkileriniz normalleşiyorsa bilin ki Filistin anormalleşiyordur. İsrail'le ilişkileriniz normalleşiyorsa Gazze'de başına fosfor bombası atılan Müslümanlar da anormalleşiyordur. Bunun başka hiçbir izahı yoktur. Dostları İsrail, ABD ve Rusya olup düşmanlarının ise Suriye, Mısır ve diğer İslam ülkeleri olan bir dış politika anlayışını da kabul etmiyoruz. Bizler bu davete en yüksek sesle itiraz ediyor, ülkemize ve aziz milletimizin Cumhurbaşkanı'na böyle bir adımı yakıştıramadığımızı altını çizerek ifade ediyoruz. Bugüne kadar uyardık, iktidarda bulunanlar kulak vermedi. En azından şimdi bu hatadan dönülmeli, Herzog'un ziyareti sonlandırılmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir. Saadet Partisi olarak tüm bu süreçlerin takipçisi olduğumuzun, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı her haksızlığın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karşısında olacağımızın, İktidar sahiplerinin ses çıkarmadığı, aksine kırmızı halılarla karşıladığı katillerden elbette bunların hesabını soracağımızın da bilinmesini isteriz. Katılımınız için hepinize teşekkür eder. Buradan yaptığımız çağrının Ankara'dan duyulmasını, iktidarda bulunanların ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı bu yanlış adımdan dönmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Gazze'ye,
Özgür Filistin'e ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Zalimler için yaşasın cehennem. Esselamu aleyküm.